Aracınız mı arızalandı? Sağlık olsun. Tesla'nın keyfi yerinde mi? Bir sesini duyabilir miyim? Emin olmak istiyorum. Şaka yapıyorum. Zaten alışık olduğu ortamlar. O zaman yarın bekliyorum. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Eve erken gelmişsin. Evet ya, Tesla'yı bırakacaklardı. O yüzden erken geldim de. Yarına kaldı. Hazırlanmışsın. Evet, nasıl olmuş? Ya fena değil. Fena değil. Ne demek o şimdi? Yani iyi işte, doktor beğenir, merak etme. Doktor beğenir derken onun gibi etkilemesi kolay biri mi demek istiyorsun? Yani. Yani ben anca öyle birini etkileyebilirim, öyle mi? Mesela senin gibi birini etkileyemem. Hı? Yani bu kadar kolay olmaz yani. Neden kolay olmazdı? Yaşanmışlıklar diyelim. En iyilerini gördüm diyorsun, öyle mi? Ya yaşadığım ilişkilerden bahsetmeyi pek sevmem ama evet. Gerçekten en top noktada olan kadınlar gibi hayatım. Sen onların yanında nesin ki diyorsun, öyle mi? Hayır, asla öyle bir kabalık yapmam da. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Nasılsa etkilenmediğine göre bir şey yapıyor sayılmam. Şunu yapmayı keser misin? Neden? Kes işte, ciddiyim. Ama çok hoşuma gidiyor. Yoksa senin de mi hoşuna gitti? Hı? Evet. Etkilenmezmiş ukala. Ya tereciye tere satıyorsun yani, öyle mi? Öyle. Boynuz kulağa geçer, haberin olsun. Oo, çok özgüvenli gördüm seni. Yemekten ağlayarak dönme de. Ne alaka? Çünkü sen fazla rahat olduğunda çok konuşmaya başlıyorsun. Kontrolün kayboluyor yani. Çok konuşunca da saçmalıyorsun. Çok iyi analiz. Tebrik ederim. Seni analiz etmek dünyanın en kolay işi. İçin dışın o kadar bir ki. Ayrıca karşındakini de kendin gibi zannediyorsun. Bu değiştirmen gereken ilk ve en önemli şey, mesafe koymalısın. Ve karşındaki kişiyle de mutlaka alışveriş içerisinde olmalısın. Alışveriş derken açar mısın biraz? Şöyle düşün. Yıllar içerisinde biz yaşadığımız tecrübelerle gardlar alırız, savunma mekanizmaları geliştiririz. Yani basitçe üzerimize kat kat kıyafetler giydiğimizi düşün. Karşındaki bir kat kıyafet çıkarttığında sen hemen savunma mekanizmanı indirerek soyunmaya başlıyorsun. Tüm kalbini, içini, tüm saflığını göstermeye başlıyorsun. Bu kadar kolay elde edilmen de seni değersizleştirmeye başlıyor. Bu karşılıklı olmalı. O bir kat kıyafet çıkarttığında sen de eşit derecede ona açılmalısın. Ve ikinci kadına tekrar sıra sana gelmeli. Ve bu şekilde devam etmeli. Ta ki ikiniz de çıplak kalana kadar. O zaman bir şey değerli oluyor, güzel oluyor. Ve unutma, ilk soyunan her zaman kaybeder. Ben kaybediyorum.
Çünkü kalbini açan ilk ben oluyorum, öyle mi? Sana söyledim, biz erkekler kolay elde ettiğimiz hiçbir şeyin değerini bilmeyiz. Hele ki genlerimizde savaşçılık olduğunu düşünürsek. Ne kadar zor, o kadar değerli. Evet. Bunu nasıl başarıyorsun? Neyi? Bu kadar derin bir adamken bu kadar yüzeysel davranabilmeyi nasıl başarıyorsun? Derin olduğumu da nereden çıkardın? Düşünce tarzından, anlattıklarından değilim. Ben bunları kendim düşünerek bulmadım ki işte. Bunlar kitaplardan falan, kadınları etkileyeyim diye ezberlediğim bir takım cümleler. İyi, öyle olsun. Ayrıca ben, sen dışarıda olacaksın, ben terasta kafamı dinlerim falan diye geldim. Yine sana laf anlatıyorsun. Merak etme, çok kalmayacağım. Gideceğim. Efendim Serdar? Eskiciğim, maalesef gelemiyorum. Hastamın durumu acil, her anda doğurabilir. Dolayısıyla hastaneden ayrılamıyorum. Çok özür dilerim. Anlıyorum, önemli değil. Yemek iptal o zaman. Evet, iptal ama yarın erteleyebiliriz eğer müsaitsen. Tabii tabii, müsaitim. Güzel, en azından güzel bir haber aldım. O zaman yarın beraberiz, değil mi? Tamam, görüşürüz. Hocam, hazırız. Tamam, hadi hemen geçelim. Yemek iptal. Yine başıma kaldın, öyle mi? Merak etme, evime gideceğim. Şaka yapıyorum. Ben de şaka yapıyorum. Acıktım. Yiyorum bunu. Afiyet olsun. Sonra arkamdan yemeğimi yedi falan demek yok. Güzelmiş. Bana bir tabak alayım bari.